Yeteneksiz insan yoktur. Ancak yeteneğini fark etmeyen, fark etse de geliştirme fırsatı verilmeyen insanımız maalesef çok. Sonrasında işler kimlere emanet ediliyor? Ehline mi, torpilliye mi? İşte asıl mesele. Merhaba, ben Selçuk Birdal. Bu hafta bu konuyu işleyeceğiz. Liyakat mi, torpil mi? Bir toplum düşünün. Yeteneklerini keşfetmiş, onları geliştirmiş ve sonrasında işler ehline verilmiş. Sevgi, güç, üretim, huzur, güven ortamı olur. Düşünsenize, herkes sevdiği işi yapıyor. Gelir seviyesi yükselmiş. O toplum artık süper bir güçtür. Bir de şöyle bir toplum düşünün. Emanetler ehline değil de eşe dosta verilmiş. Yaşam kalitesi düşmüş. TV'ler aptal kutusu. Gazeteler yalan dolan. Eğitim zırt pırt değiştirilir. Adalet yok. Kafalar karışmış. Güven yok. Yalnızlık çok. Sonra ne mi olur? Mahallemizin sorunları bitmiyor. Bu şehirde yaşanmaz. Gideceğiz buralardan. Yöneticimiz uyuyor mu? Neden sorunlar çözülmüyor? Ne olacak bu memleketin hali? Defalarca aradık. Yeter artık, şikayet edeceğim. Görevinizi yapmıyorsunuz. Kimi kime şikayet edeceksin? Hangi birini şikayet edeceksin? Şimdi böyle toplumlarda kime emanetçiler vardır? Koltuklara güç vermek yerine koltuğundan güç alan, açılışlara, mikrofonlara koşan. Beyefendi, ben şu eğitimleri aldım, bu kurslara gittim, şu kadar yıl şöyle deneyimlerim oldu. Alo. Tamam canım, arabayı hazırlasınlar, açılışa gidek. Bu işte yeteneğim var. Girin. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Kafanda. Ahmet Başkan'ın bahsettiği arkadaş sizdiniz değil mi? Ahmet Başkan. Buyurun şöyle oturun, hemen size dönüyorum. Siz de canım, aşağıda Secret Bey var. Onunla bir görüşün. Onlar size bir dönüş yaparlar. Efendim, çok teşekkür ederim. Beni layıklıyorum. İşinizin parçası olarak gördüğünüz için. Derken gün gelir. Girin. Aygınız hazır. Bu sefer hiçbir yere kapmadan getirdim. Alo. Efendim, tabii, siz nasıl emredersiniz? Arabayı yerine götür. Yakınlarda otobüs durağı var mıydı buralarda? Sokağın ucunda bir tane var. Şimdi çıkarsanız yetişirsiniz. Ne oldum dedi, ne olacağım dedi. Bir gün bakarsın mikrofon yine uzatılır. Ve kaçamazsın. Beyefendi iyi günler. Bir soru sorabilir miyim? Acaba hakkınızdaki suçlamalara ne diyorsunuz? Bizim de suçumuz var. Ne yapak? Biz kandırıldık. Ya sonra? Bilemiyoruz tabii. Demokrasi mümkün. Evet. Bir zamanlar işsiz ama onurlu bir genç vardı. Hatırladınız mı? Ama siz... Hurma nasıl? Aman ölçüyü kaçırmayalım.